birlikte bir fotoğraf çekelim mi? Tabii. Bak bakalım. Hoppa. Vay 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 vay. Sen beni arar mıydın Kandemir'cim? Görüşmemiz lazım. Ben şu anda Ahmet Yılmaz'ım Kandemir'cim. O kadar çok işim var ki. Başlatma işini. Eski mekana gidiyorum, çık gel oraya. Beni mi özledin he? Hadi itiraf et. Kızım, sana diyemediğim o kadar çok şey var ki. İlk demek istediğim kelimeyle başladım anlatmaya. Kızım, eskiden dünyayı güzelliğin kurtaracağına inanırdım. Bir insanı sevmekle başlayacak zannederdim her şey. Öyle değilmiş. Her şey bir insanı sevmekle bitiyormuş meğer. Benim anneni sevdiğim gibi. Sen uyuyup da büyürken başucuna oturup masallar anlatamadım sana. Sana anlatmam gereken o kadar büyük bir gerçek var ki. Ben sana hiçbir zaman masal anlatamayacağım kızım. Eğer sana bir hikaye anlatma şansım olsaydı Don Kişot'u anlatırdım. Kaybedilen bir savaşın kahramanı olduğum için belki de. Savaşacak o kadar yel değirmeni vardı ki, onları yenemediğim için belki de. Bunları öğrenince biliyorum çok kızacaksın bana. Belki nefret edeceksin. Ama bugün senin doğum günün ve ben bugün baba oluyorum kızım. İyi ki doğdun. Kandemir. Beni ne zaman buraya çağırsan vardır bir hesabın diye düşünüyorum. Ulan İstanbul diye bağırdın mı? Kabasın kaba. Niye yaptın lan bana bunu? Hı? Niye göz diktin hayatıma? Kızımı niye çaldın lan benden? Hırsıza niye çaldın diye sorulur mu? Hırsız görür, beğenir, çalar. Ben istediklerimi almak için çaldım. Sen niçin çaldın? Evliliğimizin ikinci yılıydı. Az kazanıyorduk ama mutluyduk. Sanem'le tek istediğimiz bir çocuktu. Çok bekledik. Bekledik, bekledik. Ama olmadı. Dedik bir doktora gidelim artık. Gittik. Doktor, sorun sende dedi. Nasıl yani dedim. Kısırmışım. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Sanem yıkıldı. Hayatta en çok istediği şey anne olmaktı. Sonra kara günler başladı, mutsuz günler. Senden boşanacağım dedi bana. Sözünün eri kızmış bak. Dediğini yaptı, boşadı seni. Dinle lan. Sonra tekrar gittim doktora, tedavi olmak istedim. Doktor, bu işin tedavisi var ama masraflı iş, 60-70 bini bulur dedi. Elde yok, avuçta yok. Sonra sen çıktın karşıma. Liseden beri karşılaşmamıştık. Senden para istedim. Tamam, gel ortak ol bana dedin. Ama ihtiyacı olandan çalmam dedim. Razı oldun. Girdik aleme. Sonra tedavi oldum. İyileştim. Hiç kimseye bir şey söylemedim, hiç kimseye. Ne sana, ne Sanem'e. İşte Firuz, ben çocuğum olsun diye hırsız oldum. Kızımı benden çalamazsın. Hikayen beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor Kandemir.
Bundan sonra yapabileceğin hiçbir şey yok. Başını, kaderini, boynunu, önüne eğeceksin, yoluna gideceksin. Bugün Elif'in doğum günü. Biliyorum, akşamleyin evde kutlayacağız. Çok eğleneceğiz. Ben de kutlayacağım Elif'in doğum gününü. Gelip alacağım onu. Sen kim olarak kutlayacaksın lan Elif'in doğum gününü? Ha? Kim? Ben sana bir şey söyleyeyim. Kötülük yapılan bir şey değildir. Kötülük olunan bir şeydir. Sen iyisin. Kaderine razı geleceksin. Babasıyım lan ben onun. Elif'e her şeyi anlatacağım. Bütün gerçekleri anlatacağım lan. Sen Elif'in yanına yaklaşamazsın. Elif'in yanına yaklaşacak olursan o çocukların dediğin çocuklar var ya... ...hepsini hapislerde sürüm sürüm süründürürüm. Hacı be. Elif'ten uzak dur. Elif'ten uzak duracaksın. Son round başlıyor Firuz. Bu sefer iyiler kazanacak. Ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?